kaçıyorum. Hemen kaçıyorsunuz. Hemen uzaklaştım. Siz iflas edeceksiniz. Efendim? İflas edeceksiniz. Kupe diyor, 1950 model. İftiharlarımız, kendi araçlarımız. Bizim meda iftiharlarımız, kendi araçlarımız, öyle diyebiliyorum, kendi araçlarımız, Ispartalı diye de buraya böyle bir yazı yazılmış, bayağı bir madalyaların bulunduğu bir Murat 124'te karşı karşıyayız, 1975 model ve herhalde yetkilisisiniz. Evet, benim ismim Metin Erdağ, Ispartalı Murat 124 İstanbul grubuna ait bir aracımız bu. Gördüğünüz gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi bize ait olan bir araç. Yani her rengi olan bu grupta gördüğünüz gibi hepsi var. Onları da dolaşacağız. Evet. Peki bunu böyle özel yapan ne? Bu kupalar ne? Bu kupalar siz gördüğünüz gibi işte çok cavcavlı olması, çok temiz olması, çok bakımlı olması. Bu araç 12 milyar alındı. Yani 75'in üzerinde de bir de masraf edildi bu arabaya. Üstündeki jantlardan Momo jantları yurt dışından getirme. Yani her bir jantın 9 milyara maliyeti var. Yani gelmesi. Bu araç 75 artı 12 87 bin liraya mı bağlı? 80 yüzün, yüzü de bulmuştur. 100 lirayı da bulmuştur, evet. Bugün satayım deseniz ne yapacak? Geçen de 140 milyar para verdiler, kendisi vermedi. Ya çocukluğumuz bu araçlar üzerine geçti. Tabii. Çok güzel araçlar bunu aslında. Tamamen yerli yapım değil mi? Tabii tamamen yerli yapım. Tabii yani. Kesinlikle öyle. Bunu da söyleyebiliriz ya, aynen öyle, kesinlikle öyle. 1-2 motor var bunda.
Ya o şartlara göre, o zamanki şartlarına göre araçta 170 ibre var ama 170 ibreyi vurmuyor bu araç ama işte 120-140 da pıtı pıtı bir araba. İnanılmaz bir keyifli. Yani o kelebeklerinden mi bahsedeyim? Dört tekerin diksi olmasından mı bahsedeyim? Yani motor içini de göstereyim istiyorsan size. İçeriden bakabilir miyiz? Evet, motora da bakalım, içine de bakalım. Dışarıdan baktığınızda araç küçük görülüyor ama içine oturduğunuzda hiç de öyle hissettirmiyor. Bakın burada koltukta gayet rahatım. Ve yanımda oturacak olan da gayet rahat olacaktır. Yani aracın içi aslında dışarıdan göründüğü kadar şey değil. Geniş ve çok rahat. Koltukları deri koltuk olmasına rağmen çok yumuşak. Hem yumuşak hem rahat. Hem de konforlu görünüyor. Yaptığımız ya. Arka koltuklarda saatlerce uyurduk yani. O kadar rahat, o kadar. Araba gerçekten şık. Gerçekten şık. Kaçıyorum. Hemen kaçıyorsunuz. Hemen uzaklaştım. Nereden geliyorsunuz? Bağcılar'dan. Bağcılar'dan. Nasıl buldunuz bu arada? Çok güzel, gayet iyi. Arabalardan pek anlamıyorum ama görüntüler 10 numara ya. Çok güzel. Gözünüze çarpan, en çok dikkatinizi çeken hangisi? Arkadaşlar Chevrolet falan beğendim. Güzeldi bayağı. Hoştu. Merakınız olan bir araç var mı içlerinde? Yok. Şu benim olsun. Ya. Normal araçlar karşı çok ilgisizim. İnanılmaz ilgisizim ama görüntü olarak çok hoş. Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür. Bunun markası Buick. Super Revira Hardtop Coupe diyor. 1950 model. Gördüğünüz araç. Filmlerden hatırlarsınız. Evet. Hemen onun yanına geçiyoruz. Onun yanında da 1948 model Chrysler. Çok da güzel bir araç. Aslına bakarsanız daha 1 ve 2. salonunu dolaştım ama daha diğer tarafları gezme fırsatı bulamadım. Dikkatinizi çeken araç oldu mu? Oldu, evet. Hangisi? En dikkatinizi çeken? Yani Shelby GT500 2013 model, 650 beygir fabrikasyon çıkış. Ezberlemişsiniz arabayı. Yani. Yalnız 2013 diyorsunuz, klasik değil. Sıfır. Klasik değil ama ya benim hasta olduğum araçlardan bir tanesi. Özellikle 75 model Eleanor olur mesela yani. Yani... Beğendiğim bir model Shelby GT500 o yüzden. Araba fuarında bir de burada böyle güzel kahve dağıtıyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine, bize de kahve ikram ettiler. Hatta bir tane de reklama giriyor ama biz yapalım reklamını. Bir tane de böyle paket kahve de hediye ettiler bize. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi bir soralım bakalım. Bu kadar insana kahveyi nasıl yetiştiriyorsunuz? Yetiştiriyoruz bir şekilde. Peki kahvenize güveniyor musunuz? Deneyeceğiz. Tabii ki güveniyoruz. Bir tadın alışılmışın dışında bir tür kahvesi kendisi. Gönül Harmanı ismi. Bize özel. Bir tadın bakalım. Hemen tatacağım. Finalde tatacağım. Önce bir sorularımı bir sorayım. Kaç tane kahve veriyorsunuz burada günlük? Günlük şu an 500-600 küsür tane olmuştur. Siz iflas edeceksiniz. Efendim? İflas edeceksiniz. Her şey misafirlerimiz için. Peki şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten mükemmel. Bedava olduğu için demiyorum vallahi. Size güveniyorum Erdal Bey. Yani bu kahve arkadaşlar zaten çok güzel bir şekilde ikram ettiler bize. Deneyeceğiz şimdi. Sen henüz içmedin. Niye öğreniyorsun?
Ben demin hanımefendinin ikramından dolayı mesela bir müşteri gözüyle baksam, insanı gerçekten mutlu edip bu satışlarda geri gönderecek bir kaliteye, iletişim anına sahip olduğu için kişinin güzelliğinden ürünü de tahmin ettim. Peki. Peki, iyi. Sen de bir tadına bakarsın o zaman. İstanbul'dan geldik buradan, Gaziosmanpaşa'dan. Gaziosmanpaşa'dan. Beğendiniz mi fuarı? Beğendim, çok güzeldi. İlk kez gelişim. Çok beğendim, çok güzeldi. En dikkatinizi çeken araç hangisi oldu? Cumhurbaşkanlığı arabası oldu. Kenan Evren'in, Turgut Özal'ların daha önce kullandığı araba oldu. Birkaç örnek daha. Traktörler vardı eski, onlar güzeldi, ilgimi çeken. Chevrolet vardı bir tane, çok güzeldi. Beğendiklerim onlar oldu.